Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Aleyna Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Hepimizin merak ettiği konu, bugün borsayı özellikle konuşmak istiyoruz. Zira yabancı yatırımcı ilgisini hep konuşuyoruz ama bir yandan da piyasalara, özellikle de borsaya etkisini görüyor muyuz, göremiyor muyuz? Bunu soracağım. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama vardı. Şöyle dedi, ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek ve sürekli yatırımcı geldiğini de söylüyor ama tahvil ve hisse senedi olarak ikiye ayırırsak neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Aleyna Hanım, yani şöyle borsayla başlayalım isterseniz ilk olarak. Yani borsa tarafında son dönemde ciddi bir baskı görüyoruz. Yaz aylarını borsa hiç iyi geçirmedi. 18 Temmuz'da biz 11.250 zirveyi gördük ve o günden bu yana aslında düzeltme süreci devam ediyor. Hem iç nedenler hem dış nedenler borsa tarafında bu yaklaşık 3 aylık sürede baskı yaratan ana unsurlar. Şimdi bir kere borsada biz bu kez farklı dönemindeyiz. Yani borsadaki baskının ana sebebi aslında büyümenin yavaşlıyor olması. Büyüme yavaşlıyor. Dolayısıyla şirketlerin karlılıkları, ciroları yavaşladığı için bilançolar kötü geliyor. Şimdi aslında biz ikinci çeyrek bilançolarını kötü beklemiyoruz. Üçüncü çeyrek itibariyle bilançolar tarafında bir kötüleşme beklerken hiç öyle olmadı. İkinci çeyrek bilançoları oldukça kötü geldi. %80 firmaların, Borsa İstanbul'daki firmaların %80'i net karlılık beklentinin altında geldi. Şimdi piyasa şunu merak ediyor. Daha ikinci çeyreği biz iyi beklerken ikinci çeyrek bu kadar kötü geliyorsa üçüncü çeyrekte ne yapacağız? Çünkü üçüncü çeyrekte ekonomi daha çok yavaşlayacak ikinci çeyreğe göre. Üç ve dörtte acaba daha ne kadarını kötüyü görebiliriz? En kötü geride kaldı mı acaba ikinci çeyrekle? Yoksa daha kötü bilançoları görecek miyiz? Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafındaki bu düşüşün en önemli sebebi bu büyümedeki yavaşlama kaynaklı bilançolardaki kötüleşme ve üçüncü çeyreğin bilinemiyor olması. Şimdi tam bu minvalde yabancı girişi de yok. Net para girişi de yok bu yaz ayları sürecinde. Yabancı satıyor. Hatta yabancı bu sene aldığının üzerine ek satmaya başladı borsa tarafında. Neden? Çünkü diyor ki yabancı, Türkiye'de büyüme yavaşlayacak, karlılıklar düşecek. Dolayısıyla bu hisseler için olumlu değil. Ben böylesi bir konjonktürde, yani büyümenin yavaşlayacağı, belirsizliklerin artacağı bir konjonktürde hisse almaktansa daha garanti getiri olan tahvil almayı tercih ederim. Ama baktığımız zaman da bir yandan Türkiye için işte gri listeden çıktı, işte artık yatırım yapılabilir konumuna geldi, işte eksiler artı oldu vesaire. Bunlar da bir yandan onları hiç etkilemedi mi böyle baktığımızda? Şöyle Aleyna Hanım, şöyle eğer ekonomik büyümede bir hasar olmasaydı, karlılıklar tarafında ciddi bir baskı olmasaydı bu anlattığınız haberler katalizör etkisi yaratırdı. Zaten de yaratmıştı, hatırlayalım 2023'te, 2024'ün ilk yarısında kredi not artışları birlikte yabancının başta bankalar, işte sigortalar, holdingler tarafına çok yüklü giriş yaptığını da görmüştük biz. Ama şu an öyle bir baskı var ki bu haberler artık ciddi anlamda piyasayı etki etmiyor. Ha bu şu demek değil, bunlar olumsuz haberler, hiç etki etmeyecek değil. Ama önce şu büyüme tarafını, bilançolar tarafını bir anlamamız lazım. Dolayısıyla şimdilik etki gücü yüksek olmayan haberler bunlar açıkçası. Bu açıdan hani bunu zaten yabancı fazlasıyla satın aldı ve bu açıkçası beklentiyi sattı da, sattığı için zaten şu an yabancının buraya gelmediğini, ağırlıklı olarak sattığını görüyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası tahvil tarafına yakın vadede de ilginin, hele ki bu Fed'in faiz indirmesiyle, işte küresel tarafta risk iştahının artmasıyla tahvil tarafına ilginin ilk etapta bir süre daha hisse tarafına göre daha yoğun olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yabancının hisse tarafına gelip hisse tarafına ilgi göstermesi için 3. çeyrek bilançolarını görmek ister. 26'sında başlıyor. 26 Ekim'de. Bir görecekler. Hisse değerlemelerini anlayacaklar. Yani hangi hisseler aşırı değerli, hangi hisseler ucuz. Ona göre o sektörlere gelecekler. Ha şu ayrı. Şimdi raporlara baktığımız zaman yabancı şöyle düşünüyor. Son dönemde borsa tarafındaki bu düzeltmeyle, düşüşle birlikte alım fırsatı verdiğini düşünüyor. Genel olarak bu kanıya sahipler. Fakat biraz daha netleşmek istiyorlar. Sadece makroekonomik açıdan değil. Yani sadece büyüme tarafı değil. Dolayısıyla karlılıklar tarafı değil. Mesela enflasyonda gidişat nasıl olacak? Çünkü artık baz etkisi devreden çıktı. Dolayısıyla artık para politikasının gecikmeli etkileriyle enflasyonda bir kalıcılık olacak mı? Aylık enflasyon eğilimi değişecek mi? Veya Merkez Bankası hakkıyla yürüttü bu döneme kadar ama erken faiz indirimine baskılar sonucu gitmek zorunda kalacak mı? Bu enflasyon için bir risk oluşturacak mı? Mesela şöyle örnek vereyim. Yakın vadede
Örneğin yabancı kurumlardan biri geçtiğimiz hafta rapor yayınladı. Diyor ki Türkiye'de risklerden biri artık faiz patikasına yönelik bir risk görüyoruz diyor. Erken faiz indirimi olacak mı takip edeceğiz diyor. Bir diğeri şu, siyasi tarafın bir samimiyet testine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Evet, siyasi taraf 2023 seçimlerinden bu yana destek verdi doğru politikalara. Dolayısıyla şunu da anladı yabancı, artık geri dönüş olmayacak. Bir U dönüşü yok, bir görevden alınma olacağına inanmıyor. Fakat şu konuda emin değil. Türkiye'de ekonomik büyüme yavaşladığı zaman daha zorlu bir sürece gireceğiz. Ekonomi yavaşlıyor. İşte o zaman hala hakkıyla tam anlamıyla bu politikalar uygulanmaya devam edecek mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Elbette faizler inecek ama faiz hangi hızla inecek? Yani sıkılıp korunacak mı enflasyonla mücadelede? Bir reel faiz ayarlamasıyla mı gidilecek yoksa çok hızlı bir faiz indirim patikasına mı gireceğiz? Ekonomik büyüme yavaşlıyor, işsizlik artıyor diye. Orada bir samimiyet testi var. Çünkü orada şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki siyasi tarafın seçim olmadığı için bir kaygısı yok. Fakat Türkiye'de baskı ve çıkar grupları var. Bu baskı ve çıkar grupları siyasi tarafa beklentilerini ilettiği için bu bir baskı yaratıyor siyasi tarafta. Bu da ister istemez ekonomi yönetiminde bir baskı olarak gelebilir. Burayı da bir görmemiz lazım. Bakalım asıl zor dönemde hala bu politikaları uygulamaya devam ediyorsa Türkiye bizden tam not alır. Mesela şöyle söyleyeyim, son dönemde Fitch notu bir kademe artırdı ama görünümü pozitif yapmadı, durağında bıraktı. Evet. İşte o durağında bırakmasının sebebi şu, diyor ki bir, makroekonomik gidişatıyım. Bir, iki, siyasi taraf hala destek, hakkıyla destek verecek mi? Orayı da bir göreyim, ona göre yeniden düşüneceğim ve ona göre tekrar karar vereceğim diyor. Toparlayayım, yani ben içeride beklemediğimiz bir gelişme olmadığı sürece açıkçası yabancının hisse tarafına da ilgi duyacağını ama bu ilginin ağırlıklı olarak böyle 2024'ün sonu, 2025'in ilk çeyreği gibi daha çok olabileceği kanaatteyim. Bunun da temel sebebi şu. Üçüncü, dördüncü, özellikle üçüncü çeyrekte de yine baskılı bilançolar görebiliriz. Ben bunun hatta bu baskılı kötü bilançoların bir miktar fiyatlandığı da kanaatindeyim ama özellikle 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren faiz indirimi yeni bir hikaye yaratacak. O hikayeyi satın alacaktır yabancı. O hikayeyle birlikte daha çok ilgi gösterecek. Ez cümle, tahvil tarafına Fed'in faiz indirim süreciyle birlikte ilginin biraz daha artacağını ama hisse tarafına ara ara alımlar olur. Yakın vadeye göre bir miktar ivmelenme olsa da çok güçlü bir ivmelenmeyi çok yakın zamanda beklemiyorum. Bilançoları bir görelim. Ondan sonra yabancı bakacak, duruma göre değerlendirecek ve bu senenin sonuna doğru giriş yapmaya, daha belirgin giriş yapmaya başlar diyeyim açıkçası. Bir parantez açacağım o kısımla ilgili, yani yabancı yatırımcı ile ilgili. Şimdi onların tatil dönemi de olacak. O çok da etkiler mi? Ne kadar etkiler? Tabii ki etkiler. Dediğiniz gibi yani yılbaşında özellikle bu ne diyelim bir onların Christmas tatilleri var. Evet. O tatilleri etkili olabiliyor. Ama tabii şöyle bir durum da var. Noel rallisini de çok kaçırmak istemeyen yatırımcılar da olabiliyor. O açıdan elbette ki bu bir miktar etkiler ama buna rağmen eğer bir getiri potansiyeli olur ve yurt dışında ben de Noel rallisi olabilir Amerika Avrupa tarafında. Bizde de son çeyreğin sonuna doğru özellikle son çeyreğin ikinci yarısında bu hem anlattığım bizdeki biraz toparlanma, erken faiz indirim ya da faiz indirim beklentilerinin satın alınması, küresel tarafta da Amerika'da resesyon kaygıları olmazsa bize de yarayacağını, hatta ben bu sene işte 12.500, 13.000'lere doğru sene sonunda hızlı bir gidişat yapacağımız kanaatindeyim. Belirli düzeyde etkilese de yine de yabancının bu anlattığım konjonktür şeklinde ilerleme olursa ilgisi olur diye düşünüyorum ben. Ama 2025'in başına itibaren ilk çeyreğinde özellikle ilginin daha da artacağı kanaatindeyim. Özellikle bu ne diyelim yılbaşı tatilinin geride kalmasıyla birlikte. 12.500'ü yılbaşına kadar mı yoksa 2025'in başında mı tahmin ediyorsunuz? Açıkçası 12.500 13.000 tahminim bu senenin sonu. Evet. Yani bu sene içinde görebileceğimiz zirveler. 12.500 13.000 arası bir oran olabilir. Aslında daha yukarıda seviyeler bekliyordum. Açıkçası bu son dönemdeki düzeltme oldukça uzun sürdü. Büyüme tarafında baskının bu kadar erken hisseler tarafından etki edeceğini düşünmüyordum. 5 Ağustos'ta Japonya kaynaklı bir gerilim oldu. Onu da beklemiyorduk. Evet. Dolayısıyla jeopolitik riskler de bir miktar etkili oldu. Ama ağırlıklı açıkçası piyasada sene sonuna dair, Borsa İstanbul'a dair seviyelerin aşağı yönlü revize edilmesinin sebebi büyümeye dair olumsuzluklar demek yanlış olmaz. O açıdan hani 14 binleri beklerken şimdi 12 bin 500, 13 binler seviyesine doğru aşağı yönlü bir revizyon ben de gerçekleştirdim açıkçası. Bu senenin en çok kazandıranları hisselerde bankalar oldu. Peki önümüzdeki süreçte 12.500'e ya da 13.000'e doğru giderken hangi sektörler ön plana çıkar, neler yükselir? Bu konuda da biraz görüşlerinizi alabilir miyiz?
Tabii yani bildiğimiz gibi yabancı geldiğinde hep ağırlıklı olarak banka ve holding almaya devam etti. Çünkü en iyi bildiği şirketler, en likit hisseler, yabancı raporlarının en çok yazıldığı hisseler. Dolayısıyla ağırlıklı olarak banka ve holdingden gidiyor. Neye bakmadı yabancı? Şunu hatırlayalım. Bu senenin ilk çeyreğinde bankalar pahalı mı ucuz mu demeden biz hep bazıları bankalar artık çok pahalı oldu artık alım yapmayın diye olsa da yabancı almaya devam etti. Ve birçok insan bankalar işte birçok çarpanları gereği yüksek diye almaktan korktuğu için banka rallisini de kaçırmıştı. O nedenle şunu söyleyeyim, yabancı buraya gelecekse banka holding gibi yine bildiği sektör ve bildiği hisselerle gidecek. Şimdi bir kere bankalar evet yılın ilk çeyreğinde çok güçlü gitti. Fakat son dönemdeki düzeltmede de ciddi olarak örneğin piyasada defter değerlerinin ciddi düşük seviyelere kadar geldiğini gördük. Zaten son 1,5-2 haftalık sürece bakarsak Borsa İstanbul'daki tepkinin ana kaynağı bankalar. Bankalar mesela geçen hafta %4 yükselmiş, en çok yükselen sektör. Çünkü ciddi düşük düzeylere kadar geldi. O nedenle hem yabancı gelecek bankalar alınacak, bir de bankalar için artık daha olumlu bir süreç de başlayacak. Şöyle ki işte 2024'ün özellikle sonundan itibaren 2025 itibariyle faiz indirimlerinin başlaması bankalara yarar. Net faiz marjı bankalar lehine gelişir. Ekonomi 2025 itibariyle biraz daha toparlanacak. 2024'ün ikinci yarısında bir baskı olsa da. Ekonomi toparlanıyorsa bu daha fazla kredi verecek bankalar. Konut Dolayısıyla kredisi için şirketler de bireyler. yine faiz indirimi Evet. söz konusu. Evet. Aynen öyle. O da bankalara yarayacak. Bir de enflasyon muhasebesi şu an bankalar için olumsuz durum. 2025'te enflasyon muhasebesine dahil olurlarsa karlılıkları düşecek ama enflasyon muhasebesine dahil olmama durumları da olabilir. Cevdet Yılmaz'ın geçen hafta yaptığı açıklamalardan direkt bu anlam çıkmıyor. Oturup bir bakacağız diyor ama piyasa zorlarsa bakarsınız ki belki de 2025'te bankalar mali taraf hiç enflasyon muhasebesine muhatap olmayabilir. Şu an devlet gelirleri ciddi azalabilir vergi gelirleri. O nedenle de bence bir kez daha bankaların bu enflasyon muhasebesine dahil olup olmaması gözden geçirilir. En azından 2025'te olsa bile 2026'da ciddi revizyonlar enflasyon muhasebesine gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bir de şu var, BDDK artık Merkez Bankası ile birlikte ince ayar politikaları açıklıyor. İşte yapılandırmalar geliyor, minimum ödeme tutarlarında bir düzenleme var, belli limitlerin altında faizler düşürüyor. Bu bankaların lehine, çünkü daha dar ve yoksul gelirli kesimin daha fazla harcamasını gerektirecek bir durum. Dolayısıyla bu da banka pozitif kısmı da olsa bir durum. Tüm bunlar banka holdingler tarafında hem yabancının gelmesi hem anlattığım konjonktür olumlu etkileyecek. Şimdi yakın vadede neye bakacağız? Şuna bakacağız. Faiz indirimi yeni hikaye olacaksa borsada güçlü katalizör etkisi olacak. O nedenle faiz indiriminden yararlanacak sektörlere ayrı bir bakmak lazım. İşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, çimentolar, taş toprak endeksi içerisinde faiz indirimine duyarlı tarafta bir hareketlenme görülebilir bence diye düşünüyorum. Yine sanayi tarafta ağırlıklı olarak faaliyetlerini borsada yürüten, dolayısıyla net nakit akışı güçlü olmayan şirketler çok ciddi baskı altındaydı. Şimdi faiz indirim süreciyle birlikte bu şirketler, özellikle geride kalanlar, çarpanlar açısından da bu şirketler tarafında da olumlu bir süreç görülebilir. Enflasyon artık yavaşlıyor. Enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte bugüne kadar enflasyondan ciddi nema sağlayan sektörler tarafında bir miktar daha yavaşlama görülebilir. İşte bunlar içerisinde gıda perakende tarafı özellikle. İşte zaten zincir marketler tarafında da görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonun düşecek olmasının hani buralarda bir takım yaratacağı hasarları görebiliriz. Tabii şuna bakacağız. Hani ekonomik büyümede yakın vadede baskı devam edeceği için büyümeye duyarlı sektörler tarafında, iç talebi, içeriye üretim yapan şirketler tarafında biraz daha baskı devam eder ama 2025 itibariyle biraz daha toparlanma, faiz indirimi beklentisiyle birlikte özellikle içeriye de üretim yapan bu dayanıklı sektör tarafında şimdilik baskının ben bir süre daha devam etmesini beklerim. Ama 2025 itibariyle faiz indirim süreciyle birlikte burada da ufak ufak biraz daha olumlu sürecin devamını beklerim. Sigorta tarafı bu sene çok yükselen sektörlerden biri. Bundan sonra faiz indirimiyle birlikte sigorta tarafında primlenmelerin azalmasını beklerim. Çünkü sigortalar evet iyi bilançolar açıkladılar ama özellikle mevduat faizinde değerlendiriyor olmaları da onlara yüksek getiri sağlamıştı. Bundan sonraki sürede oradaki mevduat faizinin düşecek olmasının da sigortalar tarafına bir baskı yaratması bu noktada bence beklenebilir. Ulaştırma tarafı, üçüncü çeyrek bilançoları iyi bekleniyor, en iyi sezonları. Ulaştırma tarafı bir miktar geride kaldı son dönemde. Belki biraz daha ulaştırma tarafı, üçüncü, dördüncü çeyrek bilançolarıyla birlikte biraz daha orada da göreli olarak biraz daha iyi bir seyir beklenebilir diye düşünüyorum o açıdan. Ama dediğim gibi yani büyüme tarafı önemli. Çünkü büyümeye duyarlı sektörler, defansif sektörler tarafında da eğer büyümede 2025 itibariyle toparlanma olacaksa belki şimdilik baskı devam etse de o toparlanma devam eder. Bir de tabii ihracatçı şirketlere bir parantez açmak lazım. Yani orada rekabet çukur yok. Oradan bir baskı var. Ana ihracat pazarımız Avrupa'da toparlanma iyi değil. Dolayısıyla şimdilik orada bir baskı var.
Avrupa tarafını takip etmek lazım. Dolayısıyla Avrupa tarafındaki toparlanma eğer biraz daha güçlü olabilirse faiz indirim süreciyle birlikte belki ihracat şirketlerinin de biraz daha bu senenin sonu 2025 gibi daha öne çıktığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim Aleyna Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Sabime Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.